Sayın Divan, Sayın Başkan adayları, değerli Bursasporlar. Tabii burada konuşma fırsatı yakalamışken size uzun uzun amacımızı anlatmak istiyordum ama herkesin olduğu gibi bizim de bu anlamda canımız sıkkın. Kısa keseceğim, fazla vaktinizi almayacağım. Ben 32 yaşındayım ve hayatımda ilk defa bir seçim süreci yaşıyorum. Ancak bu seçim süreci bizim listemiz adına pek eşit ve adil bir ortamda gerçekleşmedi. Öncelikle Özdüçe'deki adaylık başvurumuz esnasında diğer adayların konuşmaları canlı yayında verilirken bizim neden denetimin bağımsız olması gerektiğine dair açıklamalarımız TV'den verilmedi. Akabinde divan toplantısında İdris Başkan'ım tevazu göstererek ya biz seni mağdur ettik. İstersen divan toplantısına gel, oylama yaparım. Kabul edilirse konuşabilirsin şeklinde beyanda bulundu. Ben toplantıya gelirken daha sonra İdris Başkan'ım arayarak bazı itirazların olduğunu belirtti. Ben de kendisine teşekkür ettim bu anlamda. Ve bugün genel kurula geliyoruz. Genel kurul ilanında denetleme kurulu bağımsız adayına konuşma hakkı verilmemiş. Ve ben burada bu konuşma hakkına ulaşabilmek için huzurunuzda buradaki insanların %10'u kadar imza toplamak zorunda bırakılıyorum. Ben bu ayıbı listem adına üzerime alıyorum. Ama buradaki büyüklerime bir tavsiyem var. Lütfen gençleri küstürmeye çalışmayın. Sizden rica ediyorum. Yalçıncığım, ama biliyorsun divan toplantısından sonra ben seninle görüştüm ve imzasız da olsa adaylardan önce muhakkak sana söz vereceğim demiştim. Teşekkür ediyorum başkanım. Ben tekrar itiraz olabileceğini düşünerek bu imzaları toplamak istedim. Ya bir an için kendi kendime acaba kötü bir şey mi yaptık diye düşündüm. Camiayı ürküttük mü? Ama var olan düzeni çalıştırmaya çalışan herkes bu zorluklarla karşılaşmıştır. Bu tarihte de böyledir. Önemli olan bu engellemelere karşı dik durup insanlara bunun korkutucu bir şey olmadığını anlatmak. Aslında yönetimler için korkutucu bir şey değil, onların çalışmalarını rahatlatan bir sistem. Biraz bahsedeceğim. Şimdi denetim kurulları Türk futbolunda kanayan bir yara. Avrupa buna 96'lı 97'li yıllarda çözümü bulmuş. Denetimi ve yönetimi birbirinden ayırmış. Ülkemizde ise başkan adayları seçimlerde çarşaf listelerinde denetim listelerini sunuyorlar. Akabinde bu listenin kendi faaliyetlerini denetlemesini bekliyorlar ya da beklemiyorlar. Yani bir nevi affedersiniz ama davul ve tokmak aynı elde misali. Bununla alakalı sonuç, geçtiğimiz yıl Süper Lig'de mücadele eden takımların 16 tanesi Türk Ticaret Kanunu anlamında iflas durumunda. Ticaret Kanunu ne diyor iflası açıklarken? Sermayenin kaybı ve borca batık durumu. Bu konuda daha fazla konuşup canınızı sıkmak istemiyorum. Bunun tek sebebi, kulüplerin bu halde olmasının tek sebebi yönetici hataları ya da transfer hataları değil, mali disiplinsizlik. Mali disiplinsizlikle alakalı çalışmayı yapan kurum denetim kuruludur ve kulüplerde iç denetim esastır. Şimdi iç denetim ve dış denetimin camiada karıştırıldığını düşünüyorum bir anlamda. Dış denetim bir hekimin kadavra üzerinde yaptığı otopsi işlemidir. Dolayısıyla sonuç odaklı enkaz tespiti yapar. İç denetim ise gelecek odaklı ve hedeften sapmaları gösteren bir olgudur. Bununla alakalı eğer Bursaspor'un hayrına olan bir çarşaf listedeki denetleme listesini kazanmasıysa inşallah böyle gerçekleşir. Ancak biz kazanırsak yönetimlerin karşısında değil yanında bulunmak istiyoruz. Yönetimlere tabii ki yanlışa yanlış, doğruya doğru diyeceğiz. Bununla beraber yönetimlere duymak istediklerini değil, duyması gereken ifadelerde bulunacağız. Dört listede de tanıdığımız, mesleğimiz sebebiyle camiadan tanıdığımız insanlar var. Eğer kazanırsak bu anlamda tüm listelere karşı objektif ve tarafsız olacağımız konusunda da huzurunuzda bu sözü veriyorum. Son olarak aday kimliğimi bir kenara bırakıp genel kongre üyesi olarak birkaç tavsiyede bulunacağım başkan adaylarına. Geri Kasparov'un bir sözü var. Adaylar söz verir, liderler gerçekleştirir. Biz kazanan adaydan liderlik bekliyoruz. Bize liderlik yapmasını bekliyoruz. Ayrıca
bir konunun uzmanı olmakla meraklısı olması arasında büyük farklar var. Artık Bursaspor meraklıların elinde vakit kaybedecek durumda değildir. Yapılması gereken bir spor aklı ve bir finans aklı oluşturmak. Yönetimin burada yapması gereken tek şey arada köprü vazifesi görmek. Onun dışında lütfen bu kulübü seçilen yönetim kendi başına yönetmeye kalkmasın. Başaramadık ve hiçbir zaman da bunu başaramayacağız. Futbolu lütfen profesyonellere emanet edin. Son sözümü söylüyorum. Bursaspor sadece yönetenlerin değil, gelmiş geçmiş tüm Bursalıların kulübüdür. Hepimiz öleceğiz. Mezarlarımızın yeri dahi belki bir gün bilinmeyecek. Ama bugün doğmamış çocukların kalbinde o zaman da Bursaspor sevgisi yaşayacak. Bursaspor'u yaşatalım. Teşekkürler.